Merhabalar. 7. sınıf kütle ve ağırlık arasındaki ilişki konusuyla yine birlikteyiz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Kütle ile başlayalım. Bir cismin sahip olduğu tanecik sayısıdır. Değişmeyen madde miktarıdır. Kütlenin tanımı değişmeyen madde miktarı. Yani bizim kütlemizi düşünürsek bizim etimiz, botumuz, saçımız, tırnağımız, her şeyimiz kütlemizi oluşturur. Yani değişmeyen madde, taneciklerimizin hepsi bizim kütlemizi oluşturur. Kütlemiz hiçbir şekilde, hiçbir yerde değişmez. Yani bizim etimiz, botumuz, tırnağımız, aya da çıksak, Mars'a da gitsek kesinlikle değişmeyecektir. Bu bizim kütlemizi oluşturacaktır. Kütle arkadaşlar eşit kollu terazi ile ölçülür. Bilimi kilogram veya gramdır arkadaşlar. Büyük kütleleri ton da olur. Büyük kütleleri kilogramla, küçük kütleleri gramla ölçeriz. Bir cismin kütlesi evrenin her yerinde aynıdır. Yani kutuplara da çıksak, ekvatorda da olsak, dağın tepesine de çıksak, denizin derinliklerine de insek kütlemiz değişmeyecektir. Kütle çekim kuvveti nedir? Arkadaşlar, kütlelerin sahip olduğu çekim kuvvetine kütle çekim kuvveti denir. Bütün gezegenlerin kütle çekim kuvveti vardır. Güneş sisteminde en büyük kütle çekim kuvvetine Güneş sahiptir ve bu Güneş bu çekim kuvvetiyle gezegenleri kendi yörüngesinde dolanmalarına neden olur. Gezegenlerin Güneş çevresinde bir yörüngede dolanmalarının nedeni Güneş'in gezegenler üzerine uyguladığı kütle çekim kuvvetidir. Gezegenler üzerinde bulunan cisimlere de çekim kuvveti uygular. Bu çekim kuvvetinin dünyadaki özel ismi yer çekimi kuvvetidir. Arkadaşlar en büyük kütleli gezegen Jüpiter olduğu için Jüpiter'in çekim kuvveti en büyük. O şekilde büyüklüklerine göre çekim kuvveti de sıralanmış olur. Ağırlık arkadaşlar kütleye etki eden yani bizim maddemize, madde miktarımıza etki eden yer çekimi kuvvetine. Biz dünyada olduğumuz için dünyada da hangi çekim kuvveti yerdi? Yer çekimi kuvvetine ağırlık diyoruz arkadaşlar. Ağırlık bir kuvvettir. Unutmayacağız. Ve arkadaşlar dünyada dikkat ettiysek ağırlık her zaman dünyanın merkezine doğrudur. Çekim kuvveti her zaman dünyanın merkezine doğrudur. Öğrenciler burada hep hata yaparlar. Çekim kuvvetini şöyle aşağıya doğru çizerler. Bu şekilde değil. Arkadaşlar çekim kuvveti dünyanın merkezine doğrudur. Ağırlık bir kuvvettir ve kuvvet her zaman dinamometre ile ölçülür. Önceki yıllarda da gördünüz. Kuvvet dinamometre ile ölçülür. Ağırlığın birimi kuvvet olduğu için kuvvetin birimi Newton'du. Ağırlık da bir kuvvet olduğuna göre o halde ağırlığın birimi de Newton'dur. Bir cismin ağırlığı bulunduğu yere göre değişir arkadaşlar. Yani dünyanın merkezine uzaklığına veya yakınlığına göre değişir. Arkadaşlar kütle çekim kuvvetini bulan Isaac Newton elmanın yere düşmesinden yararlanarak kütle çekim kuvvetini yani yer çekimi kuvvetini bulmuştur. Ağırlık nelere bağlıdır? Arkadaşlar ağırlık öncelikle cismin kütlesine bağlıdır. Cismin kütlesi artarsa ağırlığı da artar. Arkadaşlar kütlemiz ne kadar büyükse bize uyguladığı yer çekimi kuvveti de o kadar büyük olacağından ağırlığımız da büyük olacaktır. Dünya üzerinde 1 kilogramlık kütleye yaklaşık 10 Newton'luk çekim kuvveti etki eder. Arkadaşlar bu 9,8 Newton'dur. Fakat yuvarlanarak 10 Newton olarak söylenir. Arkadaşlar aşağıda kuvvet ve kütle birimleri arasındaki doğru şekilde eşleştirme yaparsak mesela 1 Newton arkadaşlar 100 grama 3,5 Newton 350 grama Newton'a denk gelir. 700 gram 7 Newton'a 1,2 kilogram 12 Newton'a 50 gram arkadaşlar yarım Newton'a yani 0,5 Newton'a 250 gram 2,5 Newton'a 10 Newton'da arkadaşlar 1 kilograma denk gelir. Şöyle hemen yapalım. Görüyorsunuz. Devam edelim arkadaşlar. Yandaki aşağıdaki dinamometre asılı olan cisimlerin ağırlıklarını büyükten küçüğe doğru sıralarsak arkadaşlar en fazla hangisinde dinamometrede ağırlık aşağıya doğru çekilmiş? Bakıyoruz 3 bölme. O halde en büyük L, daha sonra K, en küçük de ne olacaktır? M. L, K, M şeklinde söyleriz. Ağırlığın etki ettiği ikinci etken ise bulunduğu cismin, gök cisminin kütlesine bağlı. Arkadaşlar gök cisminin kütlesi ne kadar fazlaysa bulunduğu çekim kuvveti de o kadar fazladır. O halde Güneş sisteminde en çok neyin çekim kuvveti vardır? Güneş'in, daha sonra Jüpiter'in çekim kuvveti olacaktır. Örneğin bize en yakın gök cismi Ay olduğu için Ay'ın kütlesi Dünya'nın kütlesinin 1/6. O halde çekim kuvveti de ne olacaktır? 1/6 olacaktır.
ayın uyguladığı çekim kuvveti dünyanınkinin 1/6 biri olacaktır. Mesela kütlemiz dünyadayken 60 kilogram, aydayken değişmeyeceği için bizim etimiz, butumuz, tırnağımız, hiçbir şeyimiz değişmeyeceği için kütle aynıdır. Fakat ağırlık dünyada 600 Newton'sa aydaki kütle 1/6 olduğu için ağırlık da 1/6 olacaktır. Yani 600'ü 6'ya böldüğümüzde 100 Newton olacaktır. Kütle çekim kuvvetini büyükten küçüğe sıralarsak en büyük Jüpiter, sonra Dünya, en küçük de Merkür olacaktır. Dünyanın merkezinden uzaklığına da göre değişir arkadaşlar. Arkadaşlar dünyamız geoid şeklindedir. Yani kütüplerden baskın, ekvatordan şişkindir. Ekvator dünyanın merkezine daha uzak, kutuplar ise dünyanın merkezine daha yakındır. Bu nedenle bakın kutuplarda 20 bin Newton gelen bir zürafa baktığınızda ekvator daha uzak olduğu için merkeze 19.950 Newton gelecektir. Kutuplardan ekvatora doğru gidildikçe cismin ağırlığı azalır. Deniz seviyesinden yukarıya doğru gidildikçe yine cismin ağırlığı azalır. Deniz seviyesinden yukarılara doğru gidildikçe yerin merkezinden uzaklaşacağımız için cismin ağırlığı da azalacaktır. Arkadaşlar şişko insanlar dağların tepesinde tartıldıklarında daha hafif gelecekleri için bu şekilde bir öneriniz olabilir. Bakalım arkadaşlar, kutuplardan ekvatora giden şekildeki kişiyle ilgili verilen ifadeleri doğru tamamlayan kavramları bulalım. Kütlesi arkadaşlar kutuptan nereye gidiyormuş? Ekvatora. Ekvatora gittiği zaman kütle hiçbir zaman ne yapmazdı? Değişmezdi. Yani madde miktarı, hiçbir şeyin madde miktarı, tanecik sayısı değişmeyeceği için kütlesi de değişmeyecektir. Ağırlığı ne yapacaktır arkadaşlar? Ağırlık ekvator merkeze daha uzak olduğu için azalacaktır. Arkadaşlar kutupta yerin merkezine daha yakın olacaktır. Bakıyoruz kütlesi değişmez, ağırlığı azalır. Ekvatora kutupta yerin merkezine nedir? Daha yakındır. Örnekle devam edelim. Aşağıdaki özdeş cisimlerin ağırlığı en az hangisindedir? Arkadaşlar yerin merkezinden uzak, en uzak neredeyiz? Dağın tepesindeyiz. O halde ağırlık en az hangisinde? B'de olacaktır. Cisimlerin kütlesiyle ilgili ifadelerden hangisi söylenebilir? Sahip olduğu tanecik sayısı bulunduğu yere göre değişmez. 1 kilogram verilir. Tanecik sayısıdır. Doğru. Bulunduğu yere göre değişmez. Doğru. 1 kilogram verilir. Doğru. Hepsi doğrudur arkadaşlar. Özdeş bir cismin ağırlığı K, L, M noktalarında ölçüldüğünde K, L'ye eşit, M ise daha küçük olacak. Arkadaşlar en küçük ağırlık nerede olacaktır? Ekvatorda. O halde KL'de nerede olmak zorundadır? Kutuplarda olmak zorundadır. O halde cevap ne olacaktır? C. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.